fazla uzatmayacağım. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, basın mensupları ve konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aktif siyasete ara verdiğim zaman aralığında, yani son 20 yılda Türkiye özgürlükler ve demokrasi açısından çok şeyler kaybetti. Kendisine yabancılaştı. Demokrasi, özgürlük, hoşgörü, adalet, saygı ve sevgi kavramları anlamını yitirdi sanki. Umudu, gülmeyi, huzuru özler hale geldik toplumca. Halbuki Türk insanı ne esareti ne de özgürlüğün kısıtlanmasını kabul eder. Türk insanı hoşgörülüdür, birlikten güç alır. Bir demokrasi aşığı ve yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına duyarlı bir anne olarak gelecekten endişe duyuyorum. Özlediğimiz bu değerleri tekrar hayata geçirmek için yılmadan çalışan, hoşgörülü, uzlaşmacı, kararlı ve güler yüzlü Sayın Meral Akşener ve ekibine elimden geldiğince katkı vermek istiyorum. Çünkü hem bugün hem de gelecek nesillerin Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürce, huzur, refah ve barış içinde yaşamaları en büyük dileğimdir. Bu uğurda çalışmak benim için bir borçtur. İçimde en derinden hissettiğim borç duygusunu kendisini rahmet ve minnetle andığım halkın karaoğlanı Sayın Bülent Ecevit'in çok sevdiğim bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Şiirin adı Borç. Sorunlarla savaşır, zamanla yarışırken unutmayabiliyorsan çiçekleri sulamayı, usanmayabiliyorsan pencerene konan güvercini ağırlamaktan sabahları, karanlıkta ağlayan sahipsiz köpeğin paylaşabiliyorsan yalnızlığını, yemeğini yerken açları, ocağın yanarken üşüyenleri, sen işindeyken işsizleri, duyabiliyorsan yanı başında yanan ormanlarla yanabiliyorsan, gönlünü gömebiliyorsan seni yaşatmak için şehit düşen askeri, Yaradan'a borcunu biliyorsun demek. Ödeyemesen de ölünceye dek. Ben borcumu ödemeye geldim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Melda Hanım'la çok uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız ve saygıya dayalı bir dostluğumuz vardı. Halen de devam ediyor. Siyasetten kopmuştu 2002 yılından sonra. Aktif kısmından, işte daha sonra tamamen hayır işlerine, sosyal sorumluluk işlerine kendisini adamıştı. Zaman zaman görüşürdük. Ama ben bulunduğu pozisyon itibariyle işte Sayın Bakanım, ablam gel beraber bir yol yürüyelim diyememiştim. Yani bulunduğu pozisyon çerçevesi içinde. Bunu özellikle anlatmak istiyorum size. Ve bir gün Melda Hanım, değerli bakanımız, benden bir randevu istedi. Ben büyük emek sahibi politikacılara hiç sektirmeden anında randevu veririm, hiç bekletmeden. Geldi ve bana dedi ki, kardeşim çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sen ve partinizin her bir bireyi çok zor bir iş yapıyorsunuz. Benim bu yaptığınız zor işte bir katre, bir damla, bir nefes, bir kum tanesi kadar hangi yardımım olur sizlere? Şu imkanlarım var. Ben seni ne yapabilirim? Ve bir şey daha ekledi. Ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece bir nefer, sadece bir üye olarak çalışmak istiyorum. Ne şu sandalyeyi, ne bu mansıbı, ne de bu görevi istemiyorum. Ama bugün İYİ Parti'nin ve sizlerin, mensuplarınızın bu ülkenin kaderinde ortaya koyduğunuz bu iradenin yanında olmak istiyorum dedi. Ben de kendisine çok teşekkür ettim ve bugün beraberiz. Gerçekten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güç kattınız. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım. Evet, İyiler ailesi büyüyor. Ve bu şiir, rahmetli Ecevit'in şiiri, açlar, toklar ve bu ülkeye duyulan borç üzerine, bireyin borcu üzerine, bizim dinimizin de bir, biliyorsunuz, emri var hepimize. Komşun açken sen tok uyuma. Komşun zordaysa sen keyif çatma. Komşun eziyet görüyorsa sen arkanı dönme. İşte o şiir aynı zamanda bu şiir. Feraset bu, irfan bu, kalp bu, yürek bu. Tekrar teşekkür ediyorum. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle